İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nden merhaba diyoruz bu akşam. Çok iyi biliyorsunuz aslında. Geçen hafta buradan açılışını yapmıştık. Dilek Hanif Halkın Sanatı sergisi. NTV'de 32 bölüm boyunca yayımlanan serginin çıktılarından biri. AKM'de bir moda rüzgarı ve halk sanatı rüzgarı olarak devam ediyor. Fakat dünyanın farklı kültür sanat köşelerinde farklı rüzgarlar esiyor. Az sonra çok değerli konuklarımı alacağım. Profesör Hüsamettin Koçan ve Dilek Hanif bizimle beraber olacak. Fakat öncesinde Milano'daki Türk rüzgarı ile başlamak istiyoruz. Zira Milano'da Türkiye rüzgarı esiyor bu moda ve sanat şehrinde. Kitap Fuarı Book City'nin açılışını Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk yaptı. Fotoğraf ve Yapay Zeka Festivali açılış konuşması için New York'lardan İtalya'ya giden Türk sanatçımız Refik Anadol vardı. Ve NTV'ye konuştu sanatçı. Şeyda Canepa'nın özel haberiyle başlayalım bakalım. İtalya'da yaz mevsiminin ardından sonbaharda canlanan kültür sanat aktivitelerinin başkenti olan Milano, Kasım ayına sayısız etkinlikle girdi. Kentteki en önemli sanat etkinliklerinden bir tanesi de Maria Callas sergisi. Ünlü soprano'nun 100. doğum yılı nedeniyle La Scala'nın bünyesindeki Galleria d'Italia müzesinde geniş bir sergi düzenlendi. Bir hafta süreyle toplam 1500 etkinliğe yer veren Kitap Fuarı Book City'nin açılışını ise Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk yaptı. Orhan Pamuk'a Milano Belediye Başkanı tarafından kentin mührü hediye edildi. Kitap fuarına akın edenler sevdikleri yazarlarla buluşurken Veronica Gaido isimli fotoğraf sanatçısı bir kitaptan aldığı ilhamla hazırladığı koleksiyonu sergiledi. Ben bu projeye Italo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabını okuduktan sonra başladım. Calvino'nun kentleri anlatış şekli benim bakış açımı değiştirdi. Önemli bir başka açılışta yine bir Türk tarafından yapıldı. Fotoğraf ve Yapay Zeka Festivali açılış konuşması için Milano'ya gelen dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol NTV'ye konuştu. Kalbimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ve bunu da özellikle insanlık için önemli olan teknolojinin nasıl kullanıldığını, olabildiğince şeffafça algoritmaları, arkasında yatanı göstererek herkese hitap etmeye çalışarak yapmaya çalışıyorum. Refik Anadol bir sanatçı olarak insanlık için üstlendiği misyonu böyle anlattı. İnsanlık en iyi halinde değil. Problemler, savaşlar, ayrılıklar ve daha birçok negatif anlamda hepimizi etkileyen şeyler her an olmaya devam ediyor. Ama işlerimde benim her zaman hayalim, ilk günden beri, ilk düşünmeye başladığımdan beri çocukluğumdaki aynı pozitif hissiyatı koruyabilmek ve aslında görülmeyeni görülür kılarken hala insanlığa ilham olabilmek, mutluluk getirebilmek ve umut getirebilmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Dünya zorlaştıkça buna daha da sıkı sıkı bağlandım. Sevgili Refik Anadol'u tebrik ediyoruz. Kendisi şu an dünyanın ne dediğini merak ettiği bir usta olarak sanata değer katıyor. Bununla beraber bir sanatın usta-çırak ilişkisiyle yetişmesi çok kıymetli. Nitekim ben şahsen sevgili Refik Anadol'un çıraklık dönemlerinde ne kadar sevgiyle ilgiyle kendini geliştirmeye çalıştığını çok iyi hatırlıyorum. Ama burada tabii ki çıraklara alan açmak, onların ustalaşmakta olduğunu onları hissettirmek çok kıymetli. Bu bağlamda iş sanatın çok değerli bir projesi var. Daha önce sizlere aktardığımız bir proje. Parlayan Yıldızlar Projesi. İş kulelerinde bir konserle o parlayan yıldızlar
kadar ustalaşmakta olan çıraklar seyirciyle buluştu ve bu konserlerin yeni sezonunda iş sanatın geleceğin sanatçılarına merceği çevirdiği bu proje kapsamında ilk konser Beste Destina Üstün ve Furkan Cicim'in performanslarıyla İş Kuleleri salonunda gerçekleşti. İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisinin yeni konukları Beste Destina Üstün ve Furkan Cicim oldu. Üstün, Vyacheslav Shelokov, Ernest William, Julien Poré, Alexander Gnedinsky ve Alexander Fyodorovich Gondiki eserlerinden oluşan bir repertuarla sahneye çıktı. Hacettepe Devlet Konservatuvarı 8. sınıf öğrencisiyim. Müzik bölümü trompet öğrencisiyim. 13 yaşındayım. Daha önceden devlet opera balesi ve çocuk korolarında, bir de devlet çok sesli korolarında yer aldım. Parlayan Yıldızlar'dan birisi olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bana sahne imkanı veren ve seyircilerle buluşturan İş Sanat ekibine çok teşekkür ederim. 2018 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda yer almaya hak kazanan Furkan Cicim, konserde Sezer Frank'ın La Majör keman sonatını seslendirdi. Kemana olan ilgim küçük yaşlarda, yani 7-8 yaşlarımdayken, aslında kemana değil müziğe merakım vardı. Ama sonrasında ailemden bir enstrüman istediğimde bana keman verdiler. Ardından müzik kuruluşu olan Barış İçin Müzik Vakfı'nda keman eğitimime başladım. Sonrasında okul konservatuar olarak devam etti. Bu imkanı bize sundukları için İş Sanat ailesine, herkese çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Az önce dedik ki İtalya'da, Milano'da Türk rüzgarı esiyor. Şimdi gördük ki İş Kuleleri'nde, Levent'te çırakların rüzgarı esiyor. Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde de Anadolu rüzgarı esiyor. Çünkü yaklaşık 2 haftadır burada Halkın Sanatı NTV programı olarak başlayıp AKM'de sergiye dönüşen bir programın rüzgarı, 32 şehrin rüzgarı. Bugün çok değerli hocamız, değerli ressam, akademisyen ve müze kurucusu, Baksı Müzesi kurucusu Sayın Hüsamettin Koçan bizimle birlikte, ama ev sahibimiz tabii ki projenin sahibi Sayın Dilek Hanif. 32 şehrin rüzgarı esiyor ve bu rüzgarı peşinizden siz sürüklediniz Dilek Hanım. Evet, hep beraber. Ve ilgi giderek artıyor, rüzgar evet, giderek güçleniyor. Hakikaten öyle oldu. Onun için çok çok mutluyuz. Bu gelen ilgiye kapatmayın, biraz daha uzatın diye çok ilgi var. Sağ olsunlar, bakıyoruz yapabiliyor muyuz diye. Ama gerçekten çok güzel bir ilgi oldu. Bunları duymak, bu yaptığımız bütün yorgunluğa, her şeye değdi. Yani demek ki hedefe ulaştı. Umarım biz bu yola açtık. Bundan sonrası daha da akıcı devam eder. Bu yok olmaya yüz tutan el sanatlarına bir desteğimiz olduysa ne mutlu bana. İlk röportajımızda hiç unutmuyorum, demiştiniz ki ben bir cumhuriyet kadını olarak cumhuriyete bunu evet, armağan etmek istedim evet, 100. yılında. Doğru. O armağan o kadar yerine ulaşmış ki biz tabii, siz de ben de, bütün ekip geliyoruz her gün ve görüyoruz cumhuriyetin her kesiminden ziyaretçiler. Evet, evet, evet. Kadın, erkek, evet, daha yukarı yaşlı, daha gençler, öğrenciler, hepsi burada. Gerçekten öyle. Her yaş grubunda farklı şehirlerden çok ilgi oldu bir kere. Ona çok mutlu olduk. Okullardan çok ilgi oldu. Ve herkesin söylediği, ekranda seyrediyorduk ama yakından çok daha farklı. Çünkü onun dokusunu daha yakından görmek tabii farklı bir duygu. Bir de hepsini bir arada görüyorlar. Burada çünkü başka bir boyuta taşınmış bir el sanatları aslında sergisi bu. Dolayısıyla bizi çok mutlu etti bu noktaya gelmiş olması. Ne kadar güzel. Tabii dedik ki 32 ayrı şehirde yapılan çekimlerin el emeği, göz nuru çıktıları. Doğru. Sizin liderliğinizde ve halkımızın sanatçılarıyla. Aynen öyle. Fakat bugün sanki daha çok Bayburt rüzgarı esiyor evet burada. Ya. Ne dersiniz? Sayın hocam geldi, sağ olsun, bizi kırmadı. Burayı görmesi, yakından şahit olması çok değerliydi. Onun için tekrar teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ve bugün panelde beraberdik evet, aslında. Evet. Buraya gelen ziyaretçiler evet, hem size hem evet, Sayın Hüsamettin Koçan hocamı bizzat gösterdi.
görmek, dinlemek ve sorularını yöneltmek istediler. Çok da keyifli bir sohbet oldu Hüsamettin Hocam, evet, değil çok mi? Çok güzel oldu. Katılımı alabilir mi? Tabii, buyurun sizin. Katılımı çok renkliydi, çok güzeldi ve çok dikkatli bir izleyici grubu vardı. Evet, yani zoraki izleyici dediğimiz bir şey vardır, o değildi bunlar. Bunlar sahiciydi. Evet. Mekan güzeldi, değil mi? O kütüphane içinde bunun olması, kütüphane çok açıklığı ve derinliği tarif eden bir kavramdır. Bunun orada olması da Dilek Hanım'ın zaten yaptığı iş bu 32 kente ulaşıp oradaki o temel hale yaşayan verileri alıp onu günümüz modasına, günümüz pazarına hatta sunuyor olabilmesi son derece önemli. Bu işin iki tane başka önemli yanı var. Bir, onların yok olmasını engellemek. İki, bunlar aynı zamanda istihdam için son derece önemli şeylerdir. Bu iyi bir pazarlama yapılırsa ülkenin hem kültürel tanıtımı açısından hem de ekonomi gelişmişliği açısından tabii markalaşma, biliyorsunuz dünyamız artık özgünlük üstünde kurulu. Şimdi bizim şu anki Kültür Bakanımızın ilginç bir şeysi var. Coğrafya özgünlük için çok önemli bir olanaktır diyor. Çok doğrudur. Bu bizim geleneksel sanatlarımız. Bunlar ise özgünlük için tam şeydir, yani tam belirleyicidir. Biz bugüne kadar çok fazla kullanmadık. Cumhuriyet gerçi halk kültürü üstüne kurmuştur sistemini. Onun için halk kültürünü şey yapar, yorumlar ve güne getirmeye çalışır. Dilek Hanım da onu yapmış. Cumhuriyet kızlar hep böyle yapıyorlar zaten. Böyle de yapacaklar diye düşünüyorum. Ben bunun gelecek için son derece önemli bir ön hareket olduğunu düşünüyorum. Ve de buraya baktığım zaman çok sayıda şeyler görüyorum, yani moda gösterileri, konsept gösteriler görüyorum ve belki buradaki malzemeyi öne çıkaran birisi olabilir. Ondan sonra o motif dünyasının anlamlarını çıkaran birisi olur. Malzemeyi çıkaran biri. Bir hazinenin içindeyiz şimdi biz. Onun için bu hazinenin böyle odaları oluşacak diye düşünüyorum. Ben evet, gelecek açısından son derece önemli buluyorum. Ne güzel Hüsamettin Hocam. Aslında biz de Dilek Hanım'la hep gelenek ve gelecek arasında el sanatlarının köprü olmasının altını çizdik daha önceki sohbetlerimizde. Ve bugünkü panelimizde sizle de aslında bazı karşıtlıklar üzerinde sanatın toplumu dönüştürmesi ve o devinimin vurgulandığını duymak çok güzeldi. Söz gelimi, biz şu an Türk kültür sanatının kalbindeyiz, merkezindeyiz. Bak, İstanbul, AKM'de. Taksim, AKM. Evet, fakat bugün çevre geldi buraya. Evet, yani 32 ayrı şehirde daha önce duyulmamış, görülmemiş insanların el emeği, göz nuru burada. Şimdi siz hem merkezin kültürüne, sanatına çok eser armağan etmiş bir sanatçı olarak hem de bu konuda tabii toplumu dönüştürme misyonuyla Bayburt'a, kendi hayat hikayenizin başladığı yere dönüp aralarda bütün dünyayı gezdiniz, bütün o birikiminizi Bayburt'a geri götürdünüz. Çevreden merkeze, merkezden çevreye, nasıl Dilek Hanım onları topladı, bir arının bal toplaması gibi onu bu peteğe getirdi, siz de oraya götürdünüz. Bunu nasıl acaba karşılaştırıyorsunuz iki çalışmayı? Ya çok benzer şeyler bunlar. Yani aynı noktada buluşulan şeyler bunlar. Mesele geleneğe sahip çıkmak, onu çağa mal etmek. Çağın duyarlılığıyla onu yoğurmak meselesidir. Bizimki biraz daha yerleşik bir ortamda ve belli bir bölgede yapıyor. Dilek Hanım 32 kente gitmiş ve oradaki malzemeyi toplamış. Özü itibariyle aynı şeyleri yapıyoruz. Ve amaçlar da aynı. İşte insana alan açmak, kadına alan açmak, işte ekonomiye katkıda bulunmak, yeni bir kültür inşası için önerilerde bulunmak. Bunların hepsi birbirine çok benziyorlar doğrusunu isterseniz. Farkımız, birimiz kentliyiz, birimiz köylüyüz, birimiz uzaktayız, birimiz merkezde. Bak, ben merkeze geliyorum ve gidiyorum, Dilek Hanım merkezden bize geliyor. Artık bize doğru gelme başladı demektir. Bu da son derece kıymetli. Evet, ben buradaki kumaşları olağanüstü buluyorum, biliyor musunuz Dilek Hanım? Evet, yani ve onların bazı şeyleri olağanüstü olmuş. Sizi tebrik ederim. Sağ çok olun. Çok bizde bunu duymak çok değerli. Çok çok güzel bir iş. Yani ben iyi ki siz varsınız. İyi ki bu kadar risk alıyorsunuz. Bunlar risk alma meselesidir. Yeni önerme odur. Ve topluma
ufku açık yaratıcılık ortamı öneriyorsunuz. Bunu da son derece kıymetli. Biz gelenekle bunları yan yana çok kullanmayız. Yani bizim akademik eğitimimiz de onu gelenek orada dursun derler. Bu şey de müzelik bir şey diye. Gelenek bizim yaşayan kültürümüzün dinamosu. Onun için onunla birlikte bir şey, bir düzen içerisinde bu toplumla buluşmak çok kahramanca bir şeydi. Galiba, ben size söyleyeyim. Hocam, siz her zaman sanatın akademik fil dişi kulelerden çıkıp toplumla, gerçek halkla sahici çerçevelerde kucaklaşması için çok emek verdiniz ve Dilek Hanım'ın bu projesi de bu anlamda güzel bir adım oldu çok, değil mi? Çok, çok kıymetli bir proje. Kısa süreli, ben size söyleyeyim. Keşke burada bu sergi daha da uzasaydı. İlgi de çok yoğun. Ama yani hiç olması oldu diyelim, değil mi? Evet, ondan sonrası daha gelecek. Kadar geldik evet, hocam. Evet. Belki bundan sonra daha başka yerler, her yerden arayanlar var. Evet. Sergiyi buraya getirin. Ankara'dan istiyorlar, başka şehirlerden istiyorlar. Yurt dışına getirin bunu. Yani böyle bir talep çok var. Güzel. Bakalım kısmet. Bundan sonrası artık biraz sponsorlar, bakanlık onlar ne söylüyor. Evet, yani onlara da iş düşüyor. Affedersiniz evet. Ben yine karıştırmayayım bu işi yok, de. Yok, buyurun. Şimdi sponsorlara çok iş düşüyor. Sağ bakanlı, olsun ama bakanlı, Halk Bankası bugüne kadar bizi çok güzel destekledi. Tertemiz yapılmış, evet. Gerçekten. Yayını mayını da gayet güzel. Sonra bakanlığa iş düşüyor, devlete iş düşüyor. Devletin bence bu yeni kıpırtıyı, yeni algıyı dünyayla paylaşması lazım. Evet. Anlatabildim mi? Çünkü bazı ölçekler özel sektörden ve sanatçıdan, tasarımcıdan çıkıyor. Ondan sonra devletin işe müdahale etmesi gerekir. Belki turizm açısından da, kültür açısından da, ekonomi açısından da bir de markalaşma bilincine ihtiyacımız var bizim. Nereye giderseniz gidin odur. Evet. Onun için bu açıdan bunun daha farklı desteklere de bu serginin ihtiyacı var ve onu hak ediyor diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz herkese çok sorumluluk düşüyor. Bireysel veya tüzel seviyede. Bununla beraber sizin gibi değerli sanatçıların ve sektörünün önde gelen isimlerinin bu üstlendiği mesuliyette Baksı Müzesi ile ve Halkın Sanatı projesiyle uluslararası birikiminizi halkın sanatına fener tutmak olarak kullanmanız kültürel belleğin sürdürülebilirliği açısından çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hüsamettin Koçan ve Sayın Dilek Hanif. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben çok memnunum. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. Size de çok teşekkür ederim. Benim yolculuğuma değdi. Yani bir günlüğüne İstanbul'a gelip gitmek biraz şeydir. Onun için bu cazip bir şeydi ve çağırdı. Sağ olun. Kutluyorum çok sizi. Kutluyorum. Bugün de Bayburt'a torpil geçtik biraz galiba değil geçtik, mi? Geçtik değil mi? Bayburt rüzgarı daha çok esti. Unutmadan bir şey söyleyeyim. Ustalarımız vardı. Bayan evet tabii ki kadın istihdamı ama bu ustaların içinde erkek ustalarımız da vardı. Doğru. Onları da unutmak istemem. Ellerine kollarına sağlık. Onların da çalıştıkları alanlar var çünkü. Herkesin el emeği göz nuru. Çok teşekkürler Sayın Dilek Hanif ve Sayın Profesör Hüsamettin Koçan. Çok teşekkürler. Şimdi bu keyifli sohbet tabii yerellik ve evrensellik arasında gittik geldik ve orada kendi rotamızı çizmeye çalıştık. Bir sanatçı portresi var bununla ilgili ve haberi. Yerelle evrenseli, doğuyu ve batıyı buluşturan bir müzik insanı kendisi. Hem sanatçı hem de Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı öğretim görevlisi İsmet Aydın. Eylül ayında Hindistan'daki G20 zirvesinde bağlaması ve türküleriyle ülkemizi temsil etmekte kalmadı. Oradaki müzikseverlerle kendi eserlerimizden yola çıkarak deyim yerindeyse minörlere yolculuk atölyeleri düzenledi. Önümüzdeki hafta Hindistan'daki aldığı yeni davet öncesi kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajımızla gece gündüze veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer alıyor, bir yandan Anadolu'daki vokal icra gelenekleri üzerine hem akademik hem sanatsal çalışmalar yapıyor. İki kapılı bir handa yürüyorum gündüz gece. 2017'de Anadolu türkülerini caz orkestrasıyla yorumladığı Arfana projesiyle dikkat çeken İsmet Aydın, bu yıl Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Aydın,
Varanasi kentinde düzenlenen G20 Orkestra Sur Vasuta adlı projede 29 farklı ülkeden 29 vokalistle birlikte sahne aldı. Müzisyen dostum Gürkan Özkan'ın referansı üzerine Hindistan'dan G20 konser için bir teklif aldım. G20'de 29 farklı ülke, 20 üye ülke artı 9 aday ülkenin temsilcileri olarak 29 uluslararası vokalist olarak yer aldık. Burada Türkiye'yi temsil etme gururu bana kısmet oldu. Bunun için oldukça onurluyum. Hint müziği zaten açılım itibariyle dünya müziğine çok kapı aralayan bir müzik geleneği. Bütün dünyanın müzik kültürlerine oldukça hakim müzik yönetmenleri vardı. Yaklaşık 7 günlük bir prova süreci oldu. Bu yıl G20'nin teması The World is One Family, dünya tek ailedir, dünya bir ailedir temasıydı. Bunu herkes farklı dillerde, kendi dilinde seslendirdi. Bunlarla ilgili bazı improvizelerimiz oldu, bazı özel kompozisyonlar oldu. Bu şekilde çok büyük kolektif bir proje sergilendi. İşin tabii bir de sahne sanatları, dans boyutu da vardı. Oldukça görkemli bir projeydi. İsmet Aydın, G20'nin ardından gelen davetle Yeni Delhi ve Ahmetabad şehirlerinde bu yıl 23.sü düzenlenen Ruhaniyat Festivali'nde iki konser verecek. Bu bir mistik müzik festivali. Özellikle Yunus Emre'den, Mevlana'dan sözleri bu büyüklere ait olan eserler seslendirmemi rica ettiler. Rumi'yi, Mevlana'yı özellikle istediler. Mevlana'nın türkü formunda pek bestelenmiş eseri yok. Ben onun hamdım, piştim, yandım olan iki satırlık beyti üzerine bir improvize çalışma yaptım. Onu orada seslendireceğim. Ancak Yunus Emre'ye dair bestelenmiş birçok eser var. Onları seslendireceğim. Sanatçı bir yandan 2017 yılında ilk albümü yayınlanan Arfana projesine de devam ediyor. Allı durnam ne gezersin havada. 2017 yılında Kalan Müzik'ten yayınlandı. Anatolian Folk Jazz Impressions isimli bir albümümüz yayınlandı. Rahmetli Hasan Saltık çok destek vermişti bu projeye. Orada da Anadolu türkülerini bir caz orkestrası ve klasik kemençe eşliğinde seslendirmiştik. Gece Gündüz'ü sundu.